Arkadaşlar merhaba. Bugün üzerinde konuşmak istediğim konu ilahi komedya. Bütün bu varlığın, dünyanın, evrenin, belki diğer boyutların filan hepsinin esasında acayip komik komedi üzerine kurulu olduğu gibi bir hissiyatım var. Bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum. İsterseniz önce bu konu benim içimde zamanla nasıl şekillendi ondan bahsedeyim. Arkadaşlar kutsal kitaplar vardır ya çeşitli Bunları okurken bundan 10-15-20 yıl öncesinde şöyle bir eleştiride bulunduğumu hatırlıyorum tamam mı? Ya tamam dedim her şey çok güzel iyi hoş da hiç mizah yok. Yani hiç böyle bir renk yok ya da nasıl diyeyim mizahi bir, bir şeyler yok. Yani biliyorsanız zaten size yabancı gelmeyecektir hiç mizah yok yani. Hep çok ciddi şeyler falan böyle. Dedim ki yani hiç şey yok yani sonuç böyle önemli duygulardan biri mizah tamam mı? Çok katı çok ciddi falan gibi. Böyle bir eleştiride bulunmuştum. Tabii zaman geçtikten sonra bütün sistemin mizah üzerine kurulu olduğunu anlayınca bunu şaşırdım. Ama tabii burada mizah öznesi ve nesnesi biraz karışık. Yani bu fikrimi şöyle özetleyebilirim. Arkadaşlar, Şeytan'ın Avukatı filminde hatırlıyor musunuz? Şöyle bir sahne vardı. İşte şeytan rolündeki Al Pacino'ydu sanırım. Ken Reeves'e şey diyor. Siz burada diyor birbirimizi gebertirken burada bir sürü saçmalıklar, bir sürü olaylar olurken diyor. O diyor yukarıda diyor e, karnı çatlayana kadar gülüyor diyor. Yani burada mizahi olan, yani mizah değil de gülünecek olan şey biz gibi anlatabiliyor muyum? Şimdi bu fikir üzerine biraz detaylandırayım. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Yeryüzünde normalde hani ilahi sistem işte bu dünya muazzam, mükemmel canlılar, bitkiler falan her şey çok mükemmel, değil mi? Ama şöyle bir durum var. Bunların hepsine mizahi bir öğe olarak da bakabiliriz. Nasıl? Şimdi arkadaşlar mesela evrim süreçlerini düşünün ve mesela bir ceylan düşünün değil mi? Yani işte, kulağı mesela bir çıtırtı duyuyor hemen oraya kayıyor filan. Ya da gözleri işte bilmem ne kadar hassas. Ya da bir zıplıyor 8 metre zıplıyor filan böyle. Muazzam bir yaratık ama... Biraz daha detaylı düşünecek olursak o hayvanın o kadar mükemmel olmasının tek sebebi var. Yani korku, korkudan dolayı mükemmelleşiyor. Yani sonuç itibariyle onu yiyecek başka bir varlıkla aynı coğrafyada. Yani aslan var ve onu kıtır kıtır yiyebilir. Şimdi ne oluyor? Korkudan bütün duyuları hassaslaşıyor. Hassaslaşmadı, sallamadı, bir şey oldu, eksik oldu çatır çatır yem oluyor abi. Yani bu şöyle bir bakış. O hayvanın mükemmel oluşu esasında can korkusu, can pazarından hani hayvan esasında psikolojik bir rahatsızlık gibi ve o kadar psikolojik bir rahatsızlık ki fizyolojisi dönüşüyor, evrim geçiriyor. Yani psikolojik rahatsızlık dememin sebebi şu. Mesela bir sincap düşünün. Sincap videosu izlemişsinizdir yani. Ya bir kere ısırıyor mesela elindeki yiyeceğe, beş kere etrafına bakıyor şöyle. Bu sizce normal mi? Yani şu şunu yapıyor hayvan. Isırıyor. Ulan yukarı bakıyor oraya. Çünkü onu yemek isteyen bir sürü canlı var etrafında. Yani şimdi bu artık psikologlar buna ne der bilmiyorum da. Hani obsesif, kompulsif mi oluyor? İşte nasıl diyeyim bilmem neye bağlı başka bir şey mi? Hayvan bir lokma, bir lokma yiyecek ya. Bunu yemeden böyle sürekli tedirgin ve hani biz buna mükemmel diyoruz. Hani artık o hayvanı işte bu hayvanın psikolojik rahatsızlığı var falan demiyoruz yani. O onun için hani bir özellik oluyor. Gözleri bilmem ne kadar görüyor falan. Yani aynı şekilde bu avcı hayvanlar için geçerli. Onu da artık böyle gece gözleri görmeye başlıyor. Çünkü o da şimdi aynı şey onun için geçerli can pazarı. Yani o da onu yiyemezse o da açlıktan ölüyor. Yani bir kedi ya da bir bilmem ne kaç kere hata yapabilir doğada? 3-5 kere hata yapar. Sonrasında açlıktan ölür yani enerjisi biter. Eğer onları yakalayacak kadar bir efor sarf etmezse onun da ne oluyor tırnakları filan çıkıyor böyle. Gözleri hassaslaşıyor, kulakları hassaslaşıyor. Her şey yani bütün olay esasında bu cam pazarı üzerine kurulu. Ve hayvanların bu dönüşümü de esasında ne olmuş oluyor? Abi böyle kulağı olan hayvan var. <laughs> Şimdi bu normal mi? Hani çünkü kulak öyle olmazsa ölüyor abi. Sallıyorum burnu nasıl diyeyim 500 metre ileride bir koku var onun alıyor. Yani bu normal mi? Yani demek istediğim esasında bu doğadaki canlılığa böyle mükemmel falan diye de bakabiliriz. Ama aynı zamanda bir bozukluk. Can pazarından dolayı, can korkusundan, göt korkusu diyeyim. Bundan dolayı oluşan bir bozukluk da diyebiliriz aslında. Yani olaya bu şekilde de bakabiliriz. Komedi olarak da bakabiliriz. Öyle değil mi? Yani bu doğadaki can pazarı olayını Küçükken yaptığım bir şeyi anlatayım size. Arkadaşlar küçükken öyle eğlencesine e, karınca yuvaları vardır ya böyle. Karınca yuvalarının üzerine mesela bir tane örümcek atardım falan. Ya da arkadaşlarla atardık. Ve karıncalar o örümceğe ya da o büyük böceğe falan saldırırlar böyle. Örümcek böyle bir sürü karınca falan öldürür. Ondan sonra nasıl diyeyim orada bir savaş gibi bir şey çıkar. Örümcek kaçarsa gider mesela. Ya da bazen o örümceğin kesesi var ya arkada kıçı. Onu karıncalar patlatır. Oradan onu hop yuvaya çekerler filan. Yani biz orada kaotik bir şey oluşsun ve hani bakalım ne olacak hem de hayvanları tanımak için böyle bir şey yapıyorduk. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, bir ceylanla bir aslını aynı dünyaya, aynı gezegene atmak da esasında bundan çok farklı değil bence. Tabi burada sıkıntı olan şu ilahi komedya kısmına geleceğim. Ben daha öncesinde kendimi bunun haricinde zannediyordum. Ama yaş ilerledikçe ve insanın başına olaylar gelmeye başladıkça şunu fark ediyorsun. Ulan ben o karınca yuvasına atılmış bir örümceğim ya da oradaki karıncalarım. Yani bu dünyanın içindeyim. Bunu fark ettikten sonra yani bizim de başımıza bu tarz şeyler gelip bilmem ne falan bunu anladıktan sonra işte o zaman ilahi komedya muhabbetini daha böyle içeriden hissetmeye başlıyorsun gibi. Buraya kadarki bölüm işin biraz böyle şey kısmı gibi. Hani nasıl diyeyim? Doğa, canlılar, hayvanlar, bitkiler vesaire. Ki bitkiler de öyle abi. Yani sarmaşık öbür bitkiyi sarıyor, boğuyor, öldürüyor filan. Hani bakmayın yani onlar da masum değil. Neyse ama ben başka bir konudan bahsedeceğim. Daha böyle mesela şöyle bir şey vardır ya insanlar için. Hani bir şeyi eleştirme, yaşarsın muhabbeti var ya. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ve bu var ya o kadar komik bir şey ki bazen böyle birileri bir şeyler söylüyor ya lan diyorum ki ah canım benim. <laughs> Çünkü sistem seni bir şekilde döndürüyor, dolaştırıyor abi. Şak o dediğin şeye getiriyor. Bundan daha komik bir şey olabilir mi ya? Yani ben bunu zaman içinde fark ederken tabii o esnada böyle kahroluyorsun ama büyük ihtimalle başka onu izleyen birileri varsa artık bilmiyorum tanrılar falan ya da o şeytan avukatı filmindeki gibi bir sistem var mı yok mu bilmiyorum ama varsa Gerçekten çok güldüklerini düşünüyorum. Gerçekten. İnsanlığın yaşadığı her şeyi e, esasında bir tık üstten baktığımız zaman olay tamamen komediye dönüşüyor. Ama içine girdiğin zaman sıkıntı orada işte. Biz de içinde olduğumuz için. Biraz böyle sanki şey gibi demek istediğim. Hani bizde şey vardır ya. Tavşana kaç, tazıya tut demek. Hani bu normalde sinsi ve kötüler için kullanılır değil mi? Hani bir şeyi planlarsın. Oradan da işte nasıl diyeyim? Tazıya da tut dersin filan. Sanki işte bütün dünya bunun gibi. Bir tarafa tavşan, bir tarafta tazı. İnsanlar, iyiler, kötüler bilmem ne. Hep böyle birbirlerini kırsınlar ve esasında kıra kıra mükemmelletsinler gibi. Evrim gibi. Böyle bir sistem. Ama bu dediğim gibi bir tık perden bakılınca komik olan bir şey. Ama bence çok komik. <laughs> yani ben eskiden daha öncesinde işte ilk başladığım yere geleyim. Ee, bu ilahi sistemde mizah yok dedikten sonra 15 yıl sonra filan şuna geldim. Ulan bütün olay komediymiş yani. Ama işte o komedide benim kendi hayatım olarak gülünen taraf gibi <laughs> yani komik olan olması insanın canını sıkıyor. Yani insan... Çocukluğundaki gibi hani örümceği bırakan adam olarak kalmak istiyorsun. Dur bakalım birbirlerini. Ama örümcek olabileceğini hiç düşünmüyorsun sistemde ya da o karıncalar gibi. Yani bir tık yukarıdan bakınca her şey acayip şekilde trajikomik, komik, bazen komik, bazen işte böyle buna benzer muhabbetler. Arkadaşlar tekrardan günaydın, tekrardan mutlu günler. Tekrardan, <laughs> tekrardan <laughs> kendinize iyi bakın mutlu günler, sevgiyle kalın.